Ergün Diler İkili Mesaj Gelin bugün bir isim üzerinden giderek hem içerisini hem dışarısını anlamaya çalışalım. Özellikle içeride isimlere girmemeye özen gösteriyorum ancak dışarısı için aynı kural geçerli değil. Faiz, döviz, enflasyon gibi terimler son günlerin manşeti doğal. Muhalefette haklı olarak bunlardan yüklenmek istiyor. Son tahlilde herkes oy peşinde bu da doğal. Ancak gelin biz olaylara merkezinden bakalım. Böylece hem Başkan Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını hem de muhalefet bloğunun amacını anlayalım. İsteyen tüm gelişmelere içeriden bakabilir, formasının rengine göre dilediği noktaya ulaşabilir ancak gerçek bu değildir. Açalım. Trump İngiliz medyasına konuştu. Klavyenin başına geçtiğim dakikalarda ajanslar özet geçiyordu. Yani konu başlıklarını. Yazıyı okuduğunuz saatlerde röportajın tamamına ulaşma şansınız olacaktı. ABD eski başkanı Trump'ın kelimeler arasında gizlediği asıl mesajdan gidelim. Anlattıkları toplamda ana mesaj içindi zaten. Açalım. Cumhuriyetçi Donald Trump seçimlerde Hillary Clinton'ı geçerek Beyaz Saray'a geldi. Daha kendisi koltuğa oturmadan ilk ziyaretçisi İngiltere'dendi. Bu isim Nigel Farage'dı. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Trump da daha yemin etmeden sosyal medyadan önemli bir mesaj paylaşıyordu. Birçok kişi Nigel Farage'ın İngiltere'yi Amerika'da temsil etmesini istiyor. Farage burada harika iş çıkarır. ABD Başkanı İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkarmak için yoğun bir kampanya yürüten Farage'ı Washington'da görmek istiyordu. İngiltere Büyükelçisi olarak Trump'ın attığı tweetten sonra İngiltere Başbakanlık Ofisi Downing Street'ten açıklama geldi. Başbakanlık Sözcüsü, ABD Büyükelçilik görevinde eleman açığı olmadığını söyledi. İki parçalı olma hali ortadaydı, buradaki gibi. Nigel Farage önemli ve derin bir isimdi. Trump'la kraliçe arasında köprüydü. Farage, İngiltere'yi Avrupa dışına alan kişiydi. Çalıştı, çabaladı, bunu gerçekleştirdi. Brexit hayata geçtikten sonra bütün çalışmalarını özetleyen bir mesajı vardı. O mesajı hatırlayanlar bugün olup biteni anlamakta zorlanmıyordu. Ferah şöyle diyordu. Bu sadece İngiliz siyaseti için değil bütün Avrupa politikası ve hatta küresel politika içinde sismik etkileri olacak bir sonuç. Sıradan insanlar, baskı altına alınan ve hayat standartları düşen insanlar, çok uluslu şirketleri, büyük bankaları, büyük siyaseti reddetti. Ülkemizi, balık avladığımız suları, sınırlarımızı geri istiyoruz. Bağımsız, kendi kendini yöneten, normal bir ülke olmak istiyoruz. Trump başkanlığı bıraktıktan sonra da yanına giden yine Feraj oluyordu. Trump'ı Mar-a-Lago'daki malikanesinde ziyaret ediyor ve 2024 seçimlerinde üçüncü kez aday olacak diyordu. Yakın dostu Feraj'a konuşan Trump, Boris Johnson'ı fazla liberal bulduğunu söylüyordu. Aslında tatlı tatlı uyarıyordu, Biden çizgisine kaydının altını çiziyordu. Yani cumhuriyetçilerle kraliçe arasında bağ vardı ve bu ekol Avrupa'nın birleşik ve güçlü olmasını istemiyordu. 2018'de Macron öne çıkıyor ve küresel savaşı tarif ediyordu. Fransız lider Avrupa'nın ABD için ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması şart diyordu. Tepki Trump'tan geliyordu. 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda Almanya vardı. ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Hatırlanacağı gibi Avrupa ordusu fikrine karşı çıkan ilk ülke İngiltere'ydi. Çünkü içinde kalmayacağı birliğin ordusunun olamayacağını ilan ediyordu, kimse anlamak istemiyordu. Zaten dün de yazdığım gibi 2016 çok önemli bir yıldı. Brexit, Nigel Farage'ın eylemleri, Trump'ın gelmesi, 15 Temmuz gibi önemli gelişmeler Türkiye'yi de Avrupa'dan aldı, başka eksene taşıdı. Nigel Farage'ın altını çizdiği gibi Türkiye'de 2016'dan sonra çok uluslu şirketleri, büyük bankaları, büyük siyaseti reddetti. Konu buydu, mücadele buydu. Bilek güreşinin kısa tanımı buydu. Başkan Erdoğan'ın faize karşı savaş açması bulunduğu konumla ilgiliydi. Yeni ekonomik modelin hayata geçmesi de. Karşı blokta yer alan muhalefetin ve özellikle Bay Kemal'in ısrarla Londra vurgusu yapması da. 2023'e giderken içeride yaşanacak küresel mücadele buydu. Erdoğanlı Türkiye'nin sismik etkileri olacağı açıktı. Kavganın nedeni buydu. Ergün Diler Süleyman Seyfi Öğün Sessiz ve derinden Türkiye'nin çok mühim bir dönüşümün eşinde olduğu anlaşılıyor. Bunu en yüksek seviyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan dönüşü esnasında uçakta basına yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Açıklamaların Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed'in kalabalık bir heyetle Türkiye'ye yaptığı çeşitli ekonomik teknik anlaşmaların imzalandığı bir ziyaretin ardından yapılması son derece manidar olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2009'dan başlayarak bozulmuş olan Türkiye-İsrail ve Türkiye-Mısır ilişkilerinin geleceğine dair ipuçları verdi. Açıklamalarının iki türlü şerh edilebileceğini iddia edebiliriz. İlki atılan ve atılması düşünülen adımların bir normalleşme ile sınırlı kalacağını öngörebilir. Bu tek başına müspet bir adım olarak da değerlendirilebilir. Çünkü en ateşin düşmanlarda bile ilişkisizlik bir aşırılıktır. Soğuk savaş devrinde ABD ile Sovyet Birliği arasında iletişim kanalları sonuna kadar açıktı. Medeni olan da budur. Türkiye ve Mısır askeri darbe sonrasında sefirlerini karşılıklı olarak çektiler. Gidişat içinde ilişkiler istihbarat örgütleri arasındaki görüşmelerle sınırlandırıldı. Ekonomik ilişkiler ise en aza indirildi. Bu da bir diğer aşırılıktı. Türkiye İsrail ilişkilerinde de siyasal ve diplomatik ilişkiler benzer kesinti ve kısıtlamalara uğradı. Buna mukabil turizm haricinde ekonomik ilişkiler bundan müteessir olmadı. Bunu yeri geldikçe son derece müsbet bulduğumu dile getirmişliğim vardır. Siyasal bahaneler gösterilerek uluslar arasında stratejik hususlar ayrı tutulmak kaydıyla mal ve hizmet akışının dumura uğratılmasını her zaman yadırgamışımdır. Medeni davranış da bunu gerektirir. O halde eğer normalleşme sınırları içinde kalacaksa atılan adımların müsbet olduğunu düşünürüm. Diğer taraftan atılan adımlarla sadece bir normalleşme değil, ilişkileri derinleştirme ve zenginleştirme amacı güdülüyorsa, bunun şartının bizzat siyasette aranması gerektiğini de söyleyebilirim. Veri stratejiler elbette ila nihaya devam ettirilmek zorunda değildir. Burada birkaç ihtimal üzerinde durabiliriz. Eğer stratejik bir dönüşüm yaşanıyorsa bunun arka planının çok dolu olması gerekir. Beklenen tarafların stratejilerini kendi aralarında tartışıp çözdükten sonra esaslı ve tatminkar kamuoyu açıklamalarıyla bu dönüşümü sahiplenmeleridir. Yollardan birisi belki de en önemli olması gereken budur. Diğer bir yolsa taraflardan birisinin sürdürdüğü stratejide yenilmesi ve güçlü tarafın stratejilerini kabul ederek ilişkileri o doğrultuda başlatmasıdır. Bu basit olarak normalleşmeyle açıklanması zor ve neticeleri daha sonra çok dramatik olarak tezahür edecek olan bir durumdur. Üçüncü ihtimal olarak tarafların keskin husumetlere dayanan stratejilerinin toplu olarak sürdürülebilir olmaktan çıktığı bir noktada ilişkilerin dışarıdan gelen bir zorlamayla başlatılmasıdır. Belki de 2001 Irak işgaliyle başlayan daha sonra Arap kışıyla devam eden süreçlerde Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'nun tarumar edildiğini görüyoruz. Trump devrinde bu kavustan İsrail'in pivot olduğu başka başka sahiplerle de olsa Türkiye ve İran'ı hedefleyen bir sırça saray imal edildiğini biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Sudan, Ürdün, ve diğer Arap devletleri bir tür Sami kardeşliği temelinde yan yana geldiler. Suudlar buna uzaktan da olsa destek verdiler. Buna mukabil Rusya'nın da yer aldığı Astana sürecinde Türkiye ve İran kendi dizilimini geliştirdi. İsrail ve Körfez devletlerine göre mesafeli duran Biden'ın devrinde anlaşılıyor ki bu sırça saray tuzda buz oldu. ABD'nin Orta Doğu'dan ve Asya'dan çekilmesi buna eşlik etti. Parçalar sağa sola savrulmaya başladı. İlk kritik gelişme İsrail-ABD bağının yerini Rusya-İsrail bağının alması oldu. Körfez devletleri ve Mısır adeta iot gazı gibi açığa çıktı. Gelişmelerin ABD ile İngiltere arasında kurgulanan bir iş bölümünün neticesi olduğu yolunda hayli kuvvetli bir intibam olduğunu söyleyebilirim açıkça ortaya koyalım ki ABD Orta Doğu'yu yönetemedi, işleri yüzüne gözüne bulaştırdı. Tam da burada coğrafyayla sıkı ve derin bağları olan İngiltere devreye girdi ve inisiyatif aldı. İran'ın Çin'le yaptığı anlaşma ve Rusya-Çin ilişkilerinin stratejik hatta askeri işbirliği boyutu kazanması bardağı taşıran son damla oldu. İngiltere'nin kurgusunda Baltık geri hattında izole edilen Avrupa Birliği yani Fransa ve Almanya'yı Akdeniz ve Orta Doğu'dan uzak tutmanın İran'ın yayılmasını sona erdirmek ve Rusya-İsrail bağını zayıflatmak olduğunu düşünüyorum. Son Hamas açıklamasının buna matuf olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere bu hedeflerine ulaşırken Türkiye'yi merkeze koyuyor. Orta vadede bunun Türkiye'yi mali bir merkez haline getirmeyi hedefleyen bir başka boyutunun da olduğunu tahmin ediyorum. İsrail, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Türkiye arasındaki gerilimleri düşürmek ve işbirliğini artırmak istiyor. Tekmil taraflara geri adım attırmaya, onları kuvvetli bir Çin, Rusya, İran muhalifi bir çizgide buluşturmaya adanan, sessiz ve derinden yürütülen bir süreç bu. Bunun adı Pax Britannica olsa gerekir. Türkiye için çok ciddi fırsatlar ve riskler de beraberinde getiriyor. İzleyip göreceğiz. Süleyman Seyfi Öğün